Şu hale bak. Şoker, bunu bize nasıl yapabildin? Bu senin de son ne olacak? Uf, nerede kaldı şu bilgin? Yüce konsey bakalım bu işe bir çare bulabilecek mi? Hay hay. Enerji odasının düzelmesi için yapılacak bir şey var mıymış? Çabuk söyle. Evet ama çok zor. Neredeyse imkansız bir şey. Söylesene ne dediler? Dünyalı bir çocuğun kırmızı ormandan obüs kobüs ağacının içindeki çiçekleri toplaması... ve bu çiçeklerin tozlarıyla bir iksir hazırlaması gerekiyormuş. Ay. Onun sevgiyle hazırladığı bu iksir enerji odasını eski haline getirebilirmiş. Çünkü biliyorsunuz ki biz oyuncaklar çocukların sevgisiyle var oluyoruz. Bu çok İyi de hangi dünyalı çocuk böyle tehlikeye atılmayı kabul eder? Tabii ki Nana'yla yaşayan çocuklar. Yağmur'la Emre. Hem buraya yabancı değiller hem de Nana'nın sırrını biliyorlar. Saçmalama Şoker. Bu çok ama çok tehlikeli. Hem buraya gelmeleri için onları nasıl ikna edebiliriz ki? Çocukları ikna etsek de Nana buna asla izin vermez, tamam mı? Bu işi başımıza sen açtın, sen temizleyeceksin. Ne yapıp edip o çocukları buraya getirip bize yardım etmeleri için onları ikna edeceksin, evet, tamam evet. mı? Kulina. Ya. Kulina. Nerede bu ya? Nana ne yapıyorsun? Kulina. Kulina'yı arıyorum. Çantamın içinde mi arıyorsun? Of, sormayın. Sulina onu küçültmüş. Hani sen de bir kere parmak çocuk gibi olmuştun. Öyle mi yapmış? Maalesef evet. Kalkın bana yardım edin de onu bulalım. Hadi. Kulina. Kulina nereye girdin? Of, Kulina. Neredesin? Kulina. Nerede bu ya? Kulina neredesin? Kulina. Yok, nerede Kulina. Bu ya? Kulina. Kulina. Neden onu doğru düzgün bir yere koymadım? Hayır! Ses de ne? Hayır! Kulina. Ne işin var burada? Ne yapayım? Beni bıraktığı yer hiç rahat değildi. Uyuyamadım. Ben de orada uyuyayım dedim. Ne var ayol? Ne saklıyorsun sen arkanda? Merhaba. Üstüme iyilik sağlık. Bu da ne? Sulina onu bu hale getirmiş. Maazallah. Ezilir bir çare. Ortalıkta unutmayın. Makbuş, sen iyi misin? Mükerrer midir nedir? O kadının ilaçları olmayınca kendimi daha iyi hissediyorum. Bak saat kaç oldu daha gelmedi. Sana bir şey dedi mi? Yok. Hadi çocuklar hadi yüzünüzü yıkayalım. Hadi Yağmur. Hadi, hadi koş. Kulina. Oyuncaklar Dünyası'nın durumuyla ilgili bir çözüm bulabildin mi? Ne yazık ki hayır. Ama merak etme. Sulina durumun ciddiyetini anlayınca mutlaka bir şeyler yapacaktır. Sonuçta oyuncaklar dünyasının yok olması, onun da yok olması demektir. Ne yapmamakmış? Ne yapabilirdim? Göz göre göre Simge'nin çocukları hırpalamasına ve yalan söylemesine izin mi verecektim? Bak kızım, Hakan bu kez kararını kesin vermiş gibi. Ben de Simge ile evlenmesini istemiyorum. Ama elden ne gelir? Sonuçta nereden bakarsan bak, biz bu evde... sığıntıyız. Sığıntıyız değil mi? Haklısın. Ben kararımı verdim. Gidiyorum. Delirme yine. Nereye gidiyorsun? İnsan olmana az kaldı. Sık dişini. İnsan olmaktan vazgeçmiyorum ki. Burada yaşamaktan vazgeçiyorum. İkimiz başımızın çaresine bakarız. Ne dersin? O çocuklar benim elime doğdu kızım. Onları bırakıp nereye giderim? Peki, ben de yalnız giderim. Peki, çocuklar ne olacak? Onlara gideceğini nasıl söyleyeceksin? Kolay olmayacak ama bir yolunu bulacağım. Bu da mı gelecekti başımıza? Makbuş, böyle yapma. Ben üzülmüyor muyum sanki? Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
Hem belki de böylesi daha iyi. Hadi yapma. Yapma, ağlama lütfen. Hadi. Hadi Makbuş, yapma. Temelli gitmiyorum ki. Sık sık geleceğim. Hakan'a bir akrabamıza taşındığımı söylersin. İnadım inat diyorsun yani. Neden anlamıyorsun? Çok sıkıldım bu belirsizliklerden. İnsan olana kadar biraz böyle yaşayalım. Hakan'ı da bırakalım, canı ne istiyorsa onu yapsın. Bizi habersiz bırakma, iyi mi yavrum? Hiç öyle şey olur mu? Canım benim. Bir oradayım, bir burada biliyorsun. O da doğru ya. Vasıta derdi yok nasıl olsa. Şimdi çocuklarla konuşmaya gidiyorum. Ay çok üzülecekler, çok. Özge çok iyi. Emre'ye de ben gereken cezayı vereceğim zaten. Müdür bey, ben buraya sadece Özge'nin değil, aynı zamanda Emre'nin de velisi olarak geldim. Biliyorsunuz bizim ofiste işler biraz belirsiz. Çocuklar şu aralar zor bir dönemden geçiyor. Hırçınlıkları da bu yüzden. Hayır, işte bu yüzden değil. Senin babamla evlenmeni istemiyoruz. Bizim velimiz olmanı da istemiyoruz. Hiçbir zaman annemiz olamayacaksın, anladın mı? Zavallı çocuklar. Psikolojileri bu zamana kadar o kadar büyük hasarlar almış ki. Müdür bey, sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Cezadan falan bahsettiniz ya. Simge Hanım, bunun zorunlu olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ama çok rica ediyorum. Son bir kereye mahsus affetseniz. Göreceksiniz bakın, bundan sonra hiçbir sorun çıkarmayacak. Bundan sonrası için sorumluluğu tamamen ben alıyorum. Hanımefendi, sizin bu yüce gönlünüzün hatırına bir kez daha affediyorum. Ve sonrası için de size güveniyorum. Teşekkürler müdür bey. İzninizle ben Emre'yi bulup getireyim de özür dilesin sizden. Simge Hanım, hiç gerek yok. Simge Hanım, lütfen, lütfen. Bu kez fena bir ceza alacak bana kalırsa. Ben vurdum. Hem de nasıl? Babam çok kızacak valla. Hak etti. Hem de fazlasıyla. Ya, böylece ya. Benimle uğraşmaktan vazgeçer belki. Hiç sanmam, gıcık. Kurtarıcım eliniz de geldi işte. Nana? Ne oldu? Ne oldu? Özge Emre'yi kızdırdı. Emre de ona saldırınca müdür odasına götürdü. Çok büyük bir ceza alacak. Müdür seni mi çağırdı yoksa? Hayır hayatım, benim hiç haberim yok. Ben sizinle bir şey konuşmaya geldim aslında. Aman efendim, siz mi geldiniz? Hadi, hadi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merak etmeyin, Simge Hanım'la hallettik biz o konuyu. Ben yine de Emre'yi bir göreyim. Anneniz hanımefendi nasıllar acaba? Çok iyiler. Çok uzun zaman oldu. Beni merakta bıraktı vallahi. Ya. Bana bak böcek. Eğer bir daha kızıma dokunacak olursan senin o etlerini lime lime ederim, anladın mı? Senin yerinde olsam aklımı başıma alırdım bacaksız. Yoksa anandan emdiğin sütü burnundan getirmesini iyi bilirim ben. Anladın mı beni cüce? Sana söylüyorum. Bundan sonraki hayatınız hiç kolay olmayacak. Babamla evlenince, ki yakında evleneceğiz. Eğer benim sinirimi bozmaya devam ederseniz size hayatı zindan ederim. Anladın mı? Ne yapıyorsun sen? Nana! Anladın değil mi Emre'cim? Bundan sonra şiddet yok. Konuşarak hallediyoruz sorunlarımızı, öyle değil mi? Emre çok şanslı bir çocuk Simge Hanım. Babalarının sizin gibi bir hanımefendiyle evlenmesi gerçekten yerinde olacak. Biz böyle bir durumdayken. Zaten her şey çok kötü gidiyor. Bir de sen gidersen ne yaparız biz? Sadece bir süreliğine gideceğim. Babanızın kafasını toplaması ve kesin kararını vermesi için bu şart. Kim bilir, belki de yanlış yaptığını anlar. Ya anlamazsa? Ya Simge'nin bize çok kötü davranacağını biliyorsun ama, değil mi? Asıl ben varken hırs yapıp sizi daha fazla hırpalıyor. Bakın çocuklar, ben istediğiniz her zaman yanınızda olacağım. Yani biz istediğimizde hop diye yanımıza gelecek misin? Tabii ki. Ne zaman isterseniz. Sadece babanızın gittiğimi zannetmesini istiyorum. Anlaştık mı? Tamam ama uzun sürmesin ama. Canım benim. Canım. (Gülüyor)
Ya görsen. Görsen. Ya dur, kaçma ya. Gel. Bir daha kaçırma. Hadi çeşit gibi bulun ya. Ya bir şey yok. Gel buraya gel. Herkes nerede ya? Bana. Dur. Dur ya, dur. Sakin ol, dur. Korkma benim ya. Selman. Selman? He. Bu ne oluyor? Sorma lan. Başıma öyle bir iş geldi ki. Belli oluyor. Tamam. 5 lira param kalmadı, biliyorsun mu? Ya bana biraz açlık versen de üzerime kıyafet alıp şunlardan kurtulsam, biliyorsun mu? İyi de ben de hiç para yok. Hem dert etme, çok yakışıklı olmuşsun. Çok komik. Ya ben burada yapmışım, biliyorsun mu? Şu hale bak. Bak ne hale geldi bak. Otur. Hop. İçeri. Alın sen. Kolyen çok güzelmiş. Bir kere takabilir miyim? Hayır. Kusura bakma, boynumdan çıkaramam. Peki, okula takıyla gelmek yasak değil mi? Yasak ama ben saklıyorum böyle. Yok, bu ne tatlı? Hadi öyle tatlı. Neyse, ben de atsan topuğunu. Ben atacağım. Ya Zeynep. Zeynep de alınmıyor. Günaydın yer fıstığı. Biz neden uğraşıyoruz günlerdir sanıyorsun? Ama sen hiç merak etme sünger kafa. Ben o kolyeyi alacağım. Bir daha bana sünger kafa dersen senin şuracıkta fareci yer düşeceğiz. İçeri geç, içeri. Geçtim az. Sen de. Ya ben mi atacağım? Oğlum git duygularını açık açık söyle sen de. Böyle kıvranmaktan iyidir ya, utanıyorum. Hiç duymadın mı? Aşkta utanma olmaz. O gurur değil miydi? Gurur da olmaz. Gideyim ya Ali. Hadi. Peki. Acele. Tut. Ya. Tuttum. Hop. O kadar da konuştum onunla. Salak bu galiba. Bir basketbol oynamadığı kalmıştı. Erkek Fatma ne olacak? Sinir. Boş ver, çok kötü oynuyor zaten. Oğlum çok sıcak. Ya Petek çok hoş bir kız değil mi? Evet, okudu. Oley! Bravo ya. Zeynep sen neymişsin? Evet Petek. Artık itiraf ediyorum. Ben, evet ben. Sana aşığım. Ay öyle mi? Çok şaşırdım. Hiç bilmiyordum. Ama öyle kuru kuruya aşk olmaz. Yani... Bana aşkını ispat etmelisin. Tamam, nasıl? Tamam, atıyorum. Hadi yakala. Selim yakala. 100 kere seni seviyorum yazabilirsin mesela. Hemen. Emre nereye? Aman biraz eğlenceden kimseye zarar gelmez. Ne kadar şanslısın Petek. Öyle güzelsin ki okulun tüm erkekleri sana aşık. Evet, kimsenin bize baktığı yok. Şu özel beni fark etsin diye neler yapıyorum. Oysa hemen fark edilecek birisin ama. Hiç komik değil. Evet, şu kıza basketbol oynamayı öğretmenin zamanı geldi artık. Ya. Hey, bana da atsanıza. Petek, sen gülle falan fırladı istersen. Basketbolsa hiç yakışmadı. Hayda. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Söylesene. Böyle maçı biliyor muyuz? Tabii ki gideriz oğlum. Bana hiç bakmıyor. O kadar da kilo verdim onun için. Kilonla ilgili değil kızım. Senin yıldızın düşük. Öyle mi dersin? Hmm. Of, deli oluyorum. Herkes Petek'le ilgileniyor. Egom yerle biri oldu vallahi. Aslında benimle. Şu Selim'le çıkmayı başarsa da erkekler umut etmeyi kesip bize baksa. Kızlar, ne kaynatıyorsunuz? Hiç. Hiç. Mimi ve Zeynep'in başına ne çoraplar öreceğimizi düşünüyorduk. Hiç acele etmeyin. İkisine de nasılsa gününü göstereceğiz. Petek, yazdım bak. Tam 100 tane. O zaman yandık kanki. İstersen sayabilirsin. Emre çok komiksin. Sen karışmasana kızım. Güzel. Şimdi de benim için bir şarkı söyle bakalım. Ama hiçbir şarkıyı başından sonuna kadar bilmiyorum ki. Öğren o zaman. Peki. Pek saf bir şey bu canım. Ama beni çok eğlendiriyor. Thank you.
yalnız çocuk odası. Değerli bir şey yoktur ki burada. Seni küçük hırsız görürsün. Ne oluyor çocuklar? Yavrum ne oldu? Babacığım eve hırsız girdi. Çok korktum. Balkon kapısından kaçtı. Tamam evladım korkmayın tamam. Tamam. Bakmış çok korktu. Babacığım çok korkuyorum. Babacığım çok korkuyorum. Tamam kızım korkma. Bizim yaşlarımızda bir çocuktu. Çocuk mu? Allah'ım sen yardım et. Bu yaştaki çocuklar da hırsızlık yapıyor. Bir şey almamış ama. Siz hiç merak etmeyin. Ben aşağı falan da kontrol edeyim. Heh. Işığınız açık kalsın isterseniz. Evet baba. Korkmayın. Bir daha gelmeye cesaret edemez. Çocuklar, korkarsanız ben de sizinle kalayım. Yok Makbuş. Nana zaten onu korkutup kaçırdı. Korkuttu. Uyandığımızda oyuncaklar havada uçuyordu. Canım. Nana bizi bez bebek Kamil'le koruyor. Evet. O yüzden içim çok rahat. Hadi yatın bakalım. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Korkmayın tamam mı yavrum? Hadi. Işık açık kalsın. Tamam çitlenmeyeyim. Emre. Efendim. Küçücük bir çocuğun hırsızlık yapmasına tuhaf değil mi? Ya tamam artık düşünme bunları. Sonra korkunç rüyalar görürsün hadi yat. Nanacığım beni koru. Burada. Aa, ya bırak beni ne yaptın bana? Ya bırak beni. Baba. Baba Edi. Baba. Geldim. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sen çok oldun seni bacaksız seni. Baba bak bu işte o çocuk. Pek de gözü kara bir şey. Aynı gecede iki defa ha. Şuna bak kapıyı kilitlemiştim. Demek ki çok profesyonel bir hırsızsın küçük be. Bırak beni. Bu da ne? Ya ver onu bana benim. Uslu dur bakalım ufaklık. Yalvarırım ver onu bana ne olur. O benim. Ah be evladım şu hale bak. Hiç mi utanmıyorsun bacak kadar boyunla hırsızlık yapmaya? Anan baban yok mu senin? Ya nasıl cesaret anlamadım ben. Kilitli kapıyı açtın ya pes yani. Oğlum nerede oturuyorsunuz siz? Konuşsana evladım. Evet o zaman derdini polise anlat. Ama polise mi vereceksin baba? Başka ne yapacağım? Baksana çocuk konuşmuyor bile. Sorduklarımıza da yanıt vermiyor. Ne olur amca beni polise vermeyin. Ben bir şey çalmadım. Evet ilk önce bir şey çalmak için girmiştim. Ama ikincisine düşürdüğüm şeyi almak için geri geldim. Neymiş o? Elindeki fotoğraf. Neden bu kadar önemli bu fotoğraf bir bakalım. Kim bunlar? Annemle babam. Bu küçük bebek de sen misin? Evet. E neredeler peki? Bilmiyorum. O fotoğraf benim için çok önemli. Annem ve babamı bulmak için tek umudum o fotoğraf. Nerede olduklarını biliyor musun? Evladım sen nerede kalıyorsun? Kimin kimsen yok mu? Adın ne senin? Selim. Selim oğlum. Nerede kalıyorsun sen? Annem baban neredeler? Babamla annem ben bebekken beni muhterem neye bırakıp çalışmak için Fransa'ya gitmişler. Elimde tek kalan bu fotoğraf.
Şimdi muhterem yine mi bakıyor sana? Hayır, ölmüş. Beni de yetiştirme yurduna yerleştirmişler. Ama ben annemi babamı bulabilmek için durmadan yurtlardan kaçıyorum. Şimdi yine kaçtım. Ve hırsızlık yaparak geçiniyorsun, öyle mi? İlk defa bir eve girdim ben. Çaldığım parayla Fransa'ya gidip annemi ve babamı bulacaktım. Tövbe estağfurullah. Ne hayatlar var, görüyor musunuz? Bak Selim, Fransa'ya gidip onları bulman imkansız. Orası kocaman bir ülke. Hem elinde sadece bu fotoğraf var. Seni tekrar yurda götüreceğim ve hırsızlık yapmayacaksın, anlaştık? Yalvarırım, beni yurda götürmeyin. Annem ve babamı bulmak zorundayım. O halde polise başvurmak zorundayım. Ne olur, yalvarırım beni polise teslim etmeyin. Ben hırsız değilim, ne olur. Baba. Yağmur, bir dakika. Of, ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Bence birkaç gün burada kalsın. Ailesine ulaşmanın yollarını arayalım. Eğer bir şey yapamazsak yurda tekrar geri götürürüz. Ya Eden Ana, nasıl bulacağız? Elimizde sihirli bir küre var sanki. Belki de var. Nana, hayal kurma. Elimizde bir bu fotoğraf var. Bir de ailesinin Fransa'da olduğunu biliyoruz. Nasıl buluruz? Nana, bir dakika gelir misin? Bak Nana, ailesini bulmamız imkansız. Sonra başımız belaya da girebilir. Sonuçta çocuk devlete ait bir yurtta kalıyormuş. Hem boş yere umuda kapılırsa daha çok üzülür. Lütfen Hakan, bana birkaç gün ver. Kafamda bir şeyler var. Peki ama... Polisi aradınız değil mi? Ne olur beni polise vermeyin. Sakin ol, sakin ol. Oğlum gel, sakin ol. Gelenler sürgün. Tamam, polis falan gelmedi, merak etme. Ben bakarım.